Merhaba Organik Annem takipçileri. Bugün hep beraber istiridye mantarı yapacağız. İstiridye mantarı şekli itibariyle istiridye mantarı denmiştir. İstiridyeye benzediği için size bugün güzel tavuklu ve kırmızı biberli soya soslu istiridye mantarı yapacağız. Malzemelerimiz 350 gram istiridye mantarı. Yıkadım, süzülmesini bekledim, suyunu saldı. Bir tane kırmızı biber, ben bunu yazdan buzluğa atmıştım. Bir tane sarımsak ve 300 gram kadar yaklaşık, yine tavuğunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz tabii ki. 300 gram kadar jülyen şekilde doğranmış tavuğumuz, gördüğünüz gibi. Şimdi malzemelerimizi saydık. Biraz bir miktarda toz kullanacağız tabii ki her zamanki gibi. Şimdi başlayalım yapımına. Evet arkadaşlar, istiridye mantarı bildiğiniz gibi çok faydalı bir mantar türüdür. B vitamini açısından oldukça çok zengindir. Diğer B vitamini olan sebzelere oranla çok fazla, daha 500, %500 kat daha fazla vitaminli bir mantar türüdür. Şimdi mantarımızın şu kısmını, gördüğünüz gibi, şu kısmını kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunlar sert olduğu için daha önceki videomda da mantar yapmıştım. Yine onu da izleyebilirsiniz. Mantarlarımızı arkadaşlar, istiridye mantarı ete eşdeğer olacak derecede çok faydalı bir mantar türüdür. Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer ki özellikle vejeteryanlar ve veganlar için kesinlikle muhteşem bir gıda alternatifi. Vitamin açısından oldukça zengin. Kansızlığa geliyor tabii ki. Anemi açısından tedavi çok çok faydalı olduğu bilinmekte arkadaşlar. Evet, bu şekilde doğruyoruz mantarlarımızı. Ve antioksidan arkadaşlar mantar. Bu arada kansere de çok iyi geldiği biliniyor. Bu mantar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz Organik Annem blogundan da takip edebilirsiniz. Oradan detaylı bilgiler, detaylı şekilde bilgiler veriyorum arkadaşlar. Ve Facebook adresinde, Facebook'ta Organik Annem grubu kurduk arkadaşlar. Çok geniş bir aile olmak için. Orada sizin de deneyimlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşımlarını bekliyorum. Büyük bir aile olmak için hep beraber Organik Annem grubuna gelmenizi önemli bekliyorum arkadaşlar. Rica ediyorum. Hep beraber bilgilerimizi paylaşalım. Evet, bu şekilde mantarlarımızı doğruyoruz. Çöp kısımlarını kullanmıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Veganlar ve vejetaryenler için tavuksuz olan tarifim bir önceki videomda var. Daha önceki videolarımda var. İsteyen onu da o şekilde takip edip tavuksuz şekilde yapabilirler arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi bunları doğradık. Biberimizi de doğruyoruz. Bunu ben yazdan koymuştum. Dediğim gibi biraz sulu olabilir. Zamanında, mevsiminde alıyorum. Her şeyimi mevsimde. Mevsimi olmayan şeyleri asla kullanmıyorum. Bunlar da şu şekilde. Bunlar da içine renk katacak arkadaşlar. Çok basit, çok pratik yapımı. Soya sosu da ayrıyeten farklı bir lezzet katıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Soya sosu tavukla yakışan bir lezzet arkadaşlar. İkisini beraber kullanacağım için şu şekilde koyabilirim. Evet. Malzemelerimizi doğradık. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Zeytinyağımız olmazsa olmazımız. Arkadaşlar. Evet. Ocağımızı yakıyoruz. Bu arada mantarımızı kesinlikle çiğ tüketmiyoruz. Çiğ kesinlikle tüketmememiz gerekiyor çünkü içinde zararlı maddeler olduğu için bizi zehirleyebilir. Çiğ asla tavsiye etmiyorum. Hatta çok iyi bir pişmiş. Çok iyi pişmiş olması gerekiyor. O yüzden mantarı da koydum. Tavuğu da koyacağım hep beraber.
pişireceğim arkadaşlar. Biraz mantar kavrulduktan sonra tavada bekleyeceğim. Çünkü mantar zaten uzun pişmesi gereken bir mantar türü olduğu için. 1-2 dakika mantarı pişirdim, kavurdum. 1-2 dakika tabii. Şimdi şeyi de ekliyorum, tavukları da ekliyorum. Jülyen bir şekilde doğranmış tavuğu da ekliyorum. Tavuk da biliyorsunuz ki çabuk pişiyor. O yüzden ikisini beraber güzelce bir kavuracağım. Bunu bu şekilde 10 dakika kavuracağım arkadaşlar. 10 dakika sonrasında, yaklaşık 10 dakika sonra biberlerimi ve sarımsağımı ve soya sosumu ekleyeceğim. Göründüğü üzere biraz sulandı tavuğun ve mantarın suyu. Ama bu sorun değil çünkü birazdan suyunu çekecek. Gerçek kavrulma aşamasına geçecek. Arkadaşlar özellikle bombeli wok tava tercih ederseniz mantarınız, tavuğunuz daha lezzetli olur. Eğer ki bunu aynı şekilde düz tavada yaparsanız büyük bir ihtimal tavuğunuz ve mantarınız biraz daha kuru şekilde olacaktır. Bu önemli bir püf noktasıdır tabii ki. Eğer ki varsa wok tavayı tercih edin. Yoksa daha derin bir şekilde olan tavayı tercih edebilirsiniz. Evet, 10 dakika oldu. Şimdi sarımsaklarımızı ve kırmızı biberlerimizi ekliyorum. Gördüğünüz gibi suyunu da çekti. Böyle karıştırıyorum. Bir miktar biraz da bu şekilde pişireceğiz. Dediğim gibi zaten görüntüsünde pişip pişmediği anlaşılıyor. Şu an pek pişmiş gibi görünmüyor. Biraz daha pişireceğim. Hafif böyle kızaracak etrafları. Daha sonra da soya sosunu ekleyeceğim. Bakın daha tam pişmemiş. Gördüğünüz gibi beyaz görünüyor. O yüzden biraz daha yüksek ateşte pişireceğim. Evet. Şu an pişmeye yaklaştı. Bir miktar gördüğünüz gibi kişniş ekliyorum. Kişniş tavuğa ve mantara da güzel yakıştığı bilinir. Şurada bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuzu yine tercihlerinize göre ekleyebilirsiniz. Soya sosumu ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar. Evet. Ve karıştırıyorum bir miktar daha. Yaklaşık 15 dakika pişiriyorum. Annem. Evet kızım. Annem. Evet. Anne. Biraz daha pişirmeyi tercih ediyorum ben yine. Birkaç dakikada baharatlarıyla ve soya sosuyla özleşti. Birkaç daha birkaç kadar pişirdikten sonra servise hazır olacak. Evet, şu şekilde bakın karıştıralım da hop. Wok tavamı seviyorum. Evet, soya soslu mantarımız artık servise hazır. 15 dakika kadar pişirdim bakın. Şunun güzelliğine bakar mısın? Soya sosu sevenler zaten bilir ne lezzetli bir tavukla soya sosunun buluşmasını. Evet. Şu şekilde biraz da görsel yapalım. Gerçekten muhteşem. Herkesin denemesi gereken bir tat diye düşünüyorum arkadaşlar. Soya sosu zaten ben çok tercih ettiğim bir sostur. Çok kullanırım mutfağımda. Biraz da şöyle ekleyelim. Dumanı üstünde mis gibi soya soslu tavuğumuz. Soya sosu sevenlere afiyet olsun arkadaşlar.